haftanın kapanış maçı olan Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması. 8. haftadan sonra ilk kez üst üste maç kazanan Fenerbahçe, Sami Uğurlu göreve geldikten sonra yakaladığı inanılmaz seri, son 3 maçta sekteye uğrayan Kasımpaşa'ya konuk olacak. Uğurlu yönetiminde çıktığı 9 maçın sadece birinde sahadan gol atamadan ayrılan, kalan 8 maçta ise 20 gol bularak ortalamada 2 golün üstüne çıkan Kasımpaşa, kendi kalesini ise 2 kez gole kapatabildi ve toplamda 11 gol yedi. Bu gollerin her iki cephesinde 4'er golse 4-4 biten son maçlarında İttifak Holding Konyaspor karşısında geldi. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya göre topla oynamaya daha çok ağırlık veriyor. Şut istatistikleri yakın iki takımdan ceza sahası etkinliği daha fazla olan ligin rakip ceza sahasında topla buluşma ikincisi Fenerbahçe. Her iki takım da bu bölümde şimdiye kadar incelediğimiz maçlardaki takımların çoğunun aksine orta yapmayı oyun planlarına dahil eden takımlar. Fenerbahçe ligin ön alanda en çok top kazanan takımı. Maçlarında ortalama 10 kez sahanın son 40 metresinde rakibinden top kazanan Fenerbahçe, bunlardan 43 tanesini şutla, 5 tanesini ise golle sonuçlandırdı. Fenerbahçe ayrıca ligin en çok faul yapan ikinci takımı durumunda. Ön alanda en çok top kazanan takım olan Fenerbahçe, biraz bunun etkisiyle akan oyun dizileri kendi kalesinden en uzakta başlayan takımı ligin. Pas oyunu işaret eden sayıları yüksek olan Fenerbahçe, direkt hücum ortalamasında da ligin ortalarında. Kasımpaşa ise Fenerbahçe'nin yarısı kadar 10 pas üstü dizi ve deste hücum yaparken Fenerbahçe'den biraz daha fazla direkt hücum gerçekleştiriyor. Fenerbahçe beklentinin altında atıyor ancak beklentinin altında yiyor. Kasımpaşa ise beklentinin altında atarken neredeyse tam beklenti kadar yiyor. Fenerbahçe'nin rakip kale önündeki bilinen bitiricilik sorunları gol XG farkında da görülüyor. Beklentinin 4 golden fazla altında kalan Sarı Lacivertliler, çektikleri şutların XG ortalamasında tam beklenen değerdeler. Kasımpaşa ise savunma sorunu kalelerine çektirdikleri şutların ortalama XG'lerinin yüksekliğiyle de göze çarpıyor. Sami Uğurlu göreve geldiğinde 17 maçta 11 puanla lig sonuncusu olan Kasımpaşa, son 9 maçta aldığı 18 puanla 29 puana ulaştı ve normal sezonların ortalama düşme puan ortalaması olan maç başına 1 puanın üzerine çıkarak kendini 15.liğe atmayı başardı. Ancak tehlikenin geçtiğini söylemek mümkün değil. Fenerbahçe ise sallantılı sezonunda ilk üçü kovalayacak takımlar grubu içinde bu maçtan mutlak galibiyet isteyecek. Alın size keyifli bir pazartesi akşamı kapanışı. Bu bölümümüzde inceleyeceğimiz son eşleşme Demir Grup Sivasspor Beşiktaş eşleşmesi. Beşiktaş'ta bölüm başından beri tekrar ettiğimiz tepeyi zorlamak isteyen altılıdan biri. Demir Grup Sivasspor ise o altılının bir altındaki yine 10 puana sıkışmış 8 takımdan biri ve bu 8 takımın da önünde 2 yol var. Biri yukarıya gidip üstteki altılıyı kalabalıklaştırmak, diğeri ise istenmeyecek bir şekilde aşağı gidip düşme ateşini hissetmeye başlamak. Beşiktaş'ın ligin topla oynama liderliği sürüyor. Şutta ikinci, isabetli şutta yine lider olan Beşiktaş, ligin rakip ceza sahalarında da topla en çok buluşan ekibi. Bu maçtaki rakipleri Demir Grup Sivasspor ise çoğu kalemde orta ve alt sıralarda ta ki tablonun son satırına gelene kadar. Rıza Çalınbay'ın öğrencileri hem orta girişiminde hem de isabetli orta ortalamasında ligin en iyisi. Beşiktaş geçen hafta olduğu gibi topla en çok oynayan takım olmasına rağmen defansif aksiyonlarında en çok bakılanlarında hep ilk üçte ve bu oldukça ilginç. Önde top kazanmada da 4. sırada olan Beşiktaş, savunma kalemlerinde üst, orta sıralarda yer alan bir rakiple karşılaşacak. İki takımın da faul ortalamaları birbirine yakın.
Ligin topla en çok oynayan takımı olarak Beşiktaş'ın 10 pas üstü dizi ve deste hücumlarda daha üst sıralarda olmasını bekleyebilirdik. Direkt hücum ortalamalarının deste hücum ortalamalarının üzerinde olması ise pas zincirlerini hücumda bitiremedikleri anlamına geliyor olabilir. Nitekim 273 kez 10 pas üstü dizi yapan Beşiktaş, bunların sadece 46 tanesini rakip ceza sahasında topla buluşma veya şutla bitirebilmiş. Yaklaşık %17'lik bir oran. Örneğin aynı sayıda deste hücumu olan Fraport Tav Antalya Spor, 46 deste hücumu Beşiktaş'ın 273 10 pas üstü dizisinden çok daha düşük sayıda 10 pas üstü diziyle sadece 201 diziyle yapmış durumda ve oranları %23. Beşiktaş'ın sezon hikayesi olan bitiricilik sorunu burada da baş gösteriyor gibi gözüküyor. Daha somut olanı ise bu tabloda Beşiktaş penaltısız gol beklentisinin neredeyse 8 gol altında atmış durumda. Maç başına gol beklentisinde ikinci olan Beşiktaş'ın penaltısız gol ortalamasında 7. olmasıyla başlayan bu durum ancak genel ortalama civarında şut kalitesiyle devam ediyor. Farksa ligin en kötü 5. farkı. Demir Grup Sivasspor ligin kalesinde en az XG veren takımı ve onlar da farkta negatif taraftalar. -3 de çok istenesi bir fark olmasa da Beşiktaş'tan iyi. Demir Grup Sivasspor'un bir Rıza Çalınbay atasözü olan kolay goller yiyen takım kimliğini tamamen reddedişi 0,089'luk ortalamasında kırmızı beyazlar ligin kalesine en kalitesiz şut çektiren 3. takımı. Beşiktaş'ın da bu kaleminde iyileşme var ancak bu iyileşme onları henüz ancak en kötü 4. takım yapmaya yetti. Maçın girizgahında da belirttiğimiz gibi Beşiktaş'ın zirve takibi, Demir Grup Sivasspor'unsa hem zirve takibi yapan gruba katılma hem de düşme potasıyla arasını iyice açmak adına mutlak kazanmak isteyeceği bir maç.